Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ı nasıl severiz? Onun bizi sevmesini beklemek uygun mudur? Allah'ın bizi geri sevmesini beklemek de uygun mudur? Anlamalısın ki her şeyin bir yaratanı vardır. Aşkı yaratan da vardır. Allah aşkı yaratandır. Sevgiyi yaratandır. Sen Allah'ı sevdiğini söylediğin zaman Allah'tır o sevgiyi yaratan. O kendisi için. Ve senin içine koydu o sevgiyi. Ve kimdir bu? Gerçekte kimdir? Sevgiyi isteyen kimdir? Sen misin yoksa Allah mı? Sen diyorsun ki Allah'ın bir kulusun. Kul olduğunu söylüyorsun. Ne yapıyorsun? Allah'a nasıl kulluk edeceksin? Allah'a nasıl hizmet edeceksin? Ona su mu getireceksin estağfurullah? Ne yapacaksın? Ona bir ev mi yapacaksın? Allah'a nasıl hizmet edeceksin? Allah her şeyi bizim için sağlıyor, yaratıyor. Karşılığında da bizden hiçbir şey istemiyor. Bir tek şey hariç şükretmek ona. O zaman burada kim kime hizmet ediyor? Diyorsun ki Allah'ı seviyorsun. Bu sevginin karşılığında ondan sevgi beklemek uygun mudur diyorsun. Bu demektir ki sen anlamıyorsun sevginin ne olduğunu. Sevgiyi yaratan kim, onu oraya koyan kim anlamıyorsun. Bir gün uyanıyorsun, belli tecrübeler yaşıyorsun. Diyorsun ki ben Allah, Rabbimi seviyorum. Ama Rabbin seni sözlerin verildiği günden beri seviyor. Sen o günü unuttun ama Allah'a sevgi, itaat yemin ettiğin günü. Allah o günden beri durmaksızın bize hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Ta o günden bugüne kadar durmaksızın söylüyor. Bu soru tekrar ediliyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Allah subhanehu ve teala cennetin ilk katına iniyor her gece. Her gecenin son kısmında insanoğluna sesleniyor. Neredesiniz diyor. Ben buradayım diyor. Yalnızca dün Allah'a karşı bazı duygular hissettim ve şimdi soruyorsun. Allah'tan sevgi beklemek uygun mudur diyorsun. Senin burada anladığın nedir? Sen bir şeyler söylüyorsun, ben de sana bir şeyler dedim. Dünya sevgisi böyledir. Ben sana bir şeyler verdim, sen de bana bir şey ver diyorlar. O zaman senin bu sevgi anlayışın hiçbir ilerleme kaydetmedin. Yükselemedin. Daha yüksekte olmalı. Allah'ı sevgini fark ettin ve Allah'tan karşında bir şeyler bekliyorsun. Allah seni unutmadı. Sana her şeyin en iyisini gönderdi. Her şeyi veriyor. Ve sen düşünüyorsan ki sen onu seviyorsun Rabbini ama o sana hiçbir şey vermediğini düşünüyorsan o zaman burada bir körlük var sende. Çünkü bir nefese fiyat biçemezsin. Bir gözüne fiyat biçemezsin. O getirdiğin şehadete, sana verilen o şehadete bir fiyat biçemezsin. Kıymet biçemezsin buna.
bu ümmetin Muhammed'in bir parçası olmaya fiyat biçemezsin. O zaman ne istiyorsun? Ne çeşit bir sevgi bekliyorsun? Onu nasıl seviyorsun? Ben sana bunu diyebilirim. Sen Rabbini nasıl seviyorsun? Her gece ağlayıp seni seviyorum mu diyorsun? Ne yapıyorsun? Aa, ben namazımı kılıyorum, onu bunu yapıyorum diyorsun. Ne çeşit bir sohbet verebiliriz burada. Sen o zaman Musa Aleyhisselam'dan daha iyi durumda değilsin. Yukarı çıkıyor ve diyordu ki, seni seviyorum ya Rabbi diyordu. Senin için ne yapabilirim? Ve Allah ona buyurdu ki, benim için ne yaptın dedi, sevgini gösterecek. Sana, senin için namaz kıldım ya Rabbi, o namaz senin içindir. Oruç tuttum, oruç da senin emniyetin ve koruman için. Zekat verdim, hacca gittim, her şeyi yaptım. Bütün bunların hepsi senin için. Şimdi Allah'ın sevgisi için burada bir kıstas var. Daha önceden konuştuk bu konuda. Ve Allah buyuruyor ki Musa Aleyhisselam'a, benim sevdiğimi sev diyor. Ve benim terk ettiklerimi de terk et. Bugün sevgi adıyla insanlar hakkı da batılı da seviyorlar. Haktan gelen insanları da seviyorlar, batılın insanları da seviyorlar. Biz yargılamayız diyorlar, seviyoruz diyorlar. Tıpkı Deccal da bunu getirecek. Fitne böyle gelecek. Yanlış şeyi sevemezsin. Kötüyü sevemezsin. Demelisin. Benim içimde ben kötüyü taşıyorum diyeceksin. Bazı Müslümanlar böyle söylüyor. Biz şeytanı seviyoruz diyorlar. Sevdiğinle olacaksın o zaman. Kimi seviyorsan onunla olacaksın. Ve biz daha önceden konuştuk bu konuda. Allah subhanehu teala şartlar koyuyor sevgisine. İlahi bir kıstas koyuyor oraya. Allah'ın kıstası, peygamberimizin, peygamberlerin evliya Allah'ın kıstası. Söyle onlara diyor, ya Muhammed aleyhissalatü vesselam, eğer beni seviyorsanız, Allah'ı seviyorsanız, Allah da sizi sevmesi için peygamberini de sevmeniz ve itaat etmeniz lazım. Ne bekliyorsun o sevgiden? Bak nasıl peygamberler, onların Allah dostları nasıldırlar. Onların Rableri onlardan hoşnuttur. Kalplerine onların tatmin gelir. Çok büyük bir konu bu. Bu mevzu. Biz birazcık dokunduk mevzuya anlayabilmeniz için. Kaç kere söylemeliyiz bunu? Bir adam geldi peygamberimize, seni seviyorum ya Resulallah dedi. Efendimiz ona dedi o zaman, kendini zorluklara hazırla. Bu çeşit bir sevgiye hazır mısın? Yoksa ben seni seviyorum, sen o zaman bana şeker vermelisin. Bana niye şeker vermiyorsun? Seni seviyorum. O şeker senin istediğin herhangi bir şey olabilir. Ben çok aciz bir kulum Allah'a karşı. Ben diyemem ki ona ben sevgimi sunuyorum. Ben yalnızca vazifelerimi doğru yapmaya çalışıyorum. Bizim namazlarımız bozuk, orucumuz bozuk, yaptığımız her şey bozulmuş. İlahi huzura sunmaya layık değil. Fakat
benim aciz hizmetimi koyayım oraya, Allah'ın hoşnut olduklarının hizmetiyle yan yana koyayım, o zaman Allah da onların hürmetine belki bizim de benim bütün eksikliklerimi, hatalarımı da kapatır, görmez. Şefaat budur. Allah'a olan sevginde yalnız gitme.